seyrettim. Ben var mıydım içinde sevgilim? Ben esas kızıydım hikayenin. Sen de prensi romantik komedimin. Ayrılık kesindi filmin ilk yarısında. İkinci yarı gelir diye. Ama ben bekledim bu salonda. Cebimde hayal kırıklarım var. Sen kimin rüyasında? Hangi rolde? Ben kendi rüyamda. Aynı filmde. Sen kimin rüyasında? Hangi rolde? Ben kendi rüyamda. Aynı filmde. Hangi rolde? Ben kendi rüyamda. Aynı filmde. Efendim kuzum. Aymila? Ne oldu sana? Niye ağlıyorsun? Ne? Aa, hadi size bak sen. Tamam. Tamam. Şimdi derin bir nefes alıyorsun. Heh. Al derin derin. Heh. Çok yavaşça. Nefes al. Aymila'cığım tane tane konuş. Anlamıyorum. Space tuşun açık mı kaldı senin ya? Hadi tane tane anlat bakalım. Heh. Ne anlatayım Şebnem? Ne anlatayım? Yüzüme baktım. Tamam, hepsi başta bir oyundu. Önemsemedim ama şimdi seni seviyorum dedi. Oyundu dedi Şebnem. Sonra yüzüme baktı böyle. Sanki onun boynuna atlayacakmışım gibi. Sanki kalbimi hiç kırmamış gibi. Seni seviyorum, beraber yaşayalım dedi bir de utanmadan. Aymila. Of, ben hiç iyi değilim Şebnem, hiç iyi değilim. Aymilacığım. Aymila orada mısın? Bulmak zor oldu ama değerli şeyleri bulmak hep zordur. Beni çok mutlu ettin. Çok düz oldu bu. Aramaktan vazgeçmediğin ve umudunu kaybetmediğin için teşekkür ederim. Çorabını da giy, imza annen. Bu ne ya? Sağ ol, iyi geceler. Oldu. Odun musun sen kainat, odun musun? Of, Allah'ım ne yazacağım ben ya?
yapabilirim? Ya buradayım Şebnem. İyi de neredesin? Tarif et bana. İşte burada bir tane ağaç var. Ağaç mı? Ay gerçekten şahane bir tarif ya. Allah Allah, saçmaladın iyice. Doğru düzgün tarif etsene ya. Ya hadi ya da boş ver. Sen bir taksiye atla gel. Hadi. Gelemem. Ne demek gelemem ya? Allah Allah, nereye gideceksin? Hadi eve gel. Ben oraya gelemem Şebnem. Ne demek buraya gelemem? Ay Mileciğim. Canım, canımın en biriçi. Hadi tatlım bak. Hadi buraya gel. Bak burası senin evin. Hadi. Benim evim... Benim evim İzmir Şebnem. Ben İzmir'e gidiyorum. Hemen şu anda İzmir'e gidiyorum. Ay! Şebnem, çık git odamdan ya. Git uyu. Ama kot kırmızı teyzoş. Yine ne var? Annem de zor durumda. Bu sürpriz bir şey değil ki. Rutin artık. Ya dönüşümlü olarak ya da toplu halde zor durumdasınız zaten. Kaçak gelinler. Ya kız çok ağlıyor. Sakinleştiremedim. Hem gecenin bu saatinde tek başına sokakta. Ne işi var sokakta? Atlasın bir taksiye, gelsin eve. Gelmem diyor. Her şey bitti diyor. Ben İzmir'e döneceğim diyor. Ya ne olur bak kapında Sebastian olayım ya. Şebnem, ben ne yapacağım? Ne yapmamı istiyorsun? Ya gidelim arabaya binelim, Armile'yi alalım ne olur. Yok artık. Ya bak ama bak önünde diz çöküyorum ne olur. Yok canım, daha neler. Ya niye bakıyorsun öyle? Ya öyle bakıp durma. Hayatta olmaz. Acaba sen de beni benim seni düşündüğüm kadar düşünüyor musun? Acaba sen de beni benim seni özlediğim kadar özlüyor musun hala? Alo Özgür, hayırdır abi, iyi misin? Of, bir türlü uyutmadınız yani, pes. Haklısın Semiha Sultan. Ya siz çakılarmayacak mısınız? Haklısın Semiha Sultan. Peki nerede bu kız? Haklısın Semiha Sultan. Ben tarif edeceğim sana. Bu yaşa geldin, hala araba kullanmayı beceremiyorsun. Teyze hoşçum, sen bana küçüklükten beri söylemiyor musun? Bir kadının arabadaki yeri ön koltuk değil arka koltuktur. Bir kadın kapısını açmaz, açtırır diye. Ama şimdi sen kullanıyorsun. Tamam, arka koltukta oturabilir. Ama bu hiç araba kullanmayacağı anlamına gelmiyor. Of Şebnem, of! Buralarda olduğuna emin misin? Yok işte. Nerede bu kız? Emin çok iddialı bir kelime teyzoş. Yani ben şiddetle buralarda olduğunu düşünüyorum. Yani bu civarı tarif etti. Şiddetle bu civarda. Arasana şu kızı. Ay, arayamıyorum teyze. Şu kız çok ağlıyor. Anlamıyorum söylediklerini. Yarısı hıçkırık, yarısı kelime. Anlamıyorum. Siz beni öldüreceksiniz. Ya kızın başına bir şey geldiyse? Ya biz de o durumu bertaraf etmek için geldik ya teyze. Of Şebnem, of. Aymile mi o? Aymile'cim. Ne bağırıyorsun öyle mahalle kadınları gibi? Aymila, Cemre, geldik bak geçti. Aymila, iyi misin güzelim? Ha? Şimdi eve gidiyoruz. Cemre, sen Aymila'nın yanına otur. Geç yanına. Sürekli gözümün önüne geliyor. Yatıyorum, kapatıyorum gözlerimi. Oradan öyle bakıyor. O sevgi dolu sevecen gözleriyle. O kocaman. Tatlı tatlı gülüşüyle gülümsüyor. Sonra çatıyor kaşlarını. Soluyor gülüşü. Hesap soruyor gözleri. Başlıyor içimdeki sıkıntı. Aşk acısı abi. Kolay değil. En kötüsü de ne biliyor musun? Ben soldurdum o gülüşü. Ben söndürdüm gözlerindeki ışığı. Nefret ediyor benden. Ha bence sana fena aşık. Abi bir kız nefret etse, enkaz altında kalsan üstüne toprak atar.
Ben gördüm Almile'yi hastanede. O kız seni seviyor. E ne yapacağım peki ben? Ne yapacaksın? Gidip onu bulacaksın. Ne dese duymayacaksın ve bezdirene kadar da özür dileyeceksin. Seni kırmayı hiç istemedim. Ayıp ettim biliyorum. Almila. Bırak Yusuf. Yarın sakin kafayla daha rahat konuşulur. Seni üzmeyi hiç istemedim. Ayıp ettim biliyorum. Düşünemedim. Yeniden bulursak, aşık olsak yine eskisi gibi ister misin? Oyun bitti Almila. Hava güneşli. Ama tüm kapılar kapalı artık sana. 10 sene. Koskoca 10 sene. Bütün işaretleri kolladın. Meğer hepsi çıkmaz bir sokağa çıkıyormuş. Bütün tehlike işaretlerini görmezden geldin. Niye yaptın bunu? Hayır, bu kadar mı kördün? Canım hala 12 yaşındaki çocuk musun? Hayallerinin peşinden koşarken neleri kaçırdın? Ama artık yapayalnız. Tek başına. Oyun bitti Almila. Oyun bitti. Efendim anne. Saat 11, Sabiha Gökçen. Tamam. Teşekkür ederim. Ha? Ne yapayım? Valizimi topluyorum. Tamam, görüşürüz. Bay bay. Ne yaşandıysa yaşandı. Elimde sadece anılar kaldı. Şebnem. Ne? Gidiyorum ben Şebnem. Biletimi aldım. Nereye gidiyorsun ya? Bak Almila'cığım, şu an söylediklerin hepsi benim spam kutuma düşüyor. O yüzden çok önemseyemiyorum. Okey. Yani 40 yıllık hüzün iki gecede konsantre olarak yaşamış olabilirsin ama bir dur. Şebnem ama... Ne Şebnem ne? Bak ben sabah uyanamam diye alarmımın melodisini Çelik'ten Dongi Dongi yaptım ya. Alarmı duyamazsam diye de gece 3'ten beri uyumuyorum. Niye? Niye? Almila'cığım, sabah yanında olabileyim diye kuzum. Hayrola Almila? Ne oluyor? Gidiyorum ben Seniha Hanım. Bugüne kadar yaptığınız her şey için de çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bırak şimdi takdiri, teşekkürü. Ya ben kainatla sana çok alıştım. Burada ne güzel yeni bir hayata başladık. E sen gidersen bir şeyler eksik kalacak. Hem gidip ne yapacaksın ki? Bilmiyorum Şebnem. Yani kalırsam ne yaparım onu da bilmiyorum. Ama sanırım en iyisi gitmek. Kararlısın yani. Ben mi sizi gezdiriyorum, siz mi beni? Dur, dur. Kainat, Almila İzmir'e dönüyor. Acil gelmen lazım. Ne?
Yürü, yürü. Ya biraz acele mi ediyorsun abi ya? Ha? Biraz beklesek, ortam sakinleşse. İzmir'e giderse izini kaybederim. Belki de çoktan kaybettim. Almila, habersiz mi gidecektin? Başka türlü beceremem. Vedalaşırsam hiç ayrılamam dedim. Tamam. Vedalaştın işte. O zaman ayrılmayacaksın. Olmaz kainat. Artık gökyüzüne bakıp yıldızları birleştirdiğimde onun ismi çıkmıyor. İşaretler kayboldu. Aa, ne güzel herkes burada. Ya Şebnem söyledi. Bana bak. Aramazsan çirkinleşirim. Çirkinleşmek istemiyorum ama biliyorsun ki benimki dudak tiryakiliği, tamam mı? Gel buraya. Ne oluyor? Gençlik işte. Aşkı için her şeyi bırakıp buraya geliyor. Sonra da aşkın sonuçlarını görüp geldiği yere geri dönüyor. Bana bak, benimki bir veda değil, tamam mı? Sen şimdi İzmir'e git, kafanı bir dinle. Ondan sonra tekrar bize gel. Olur mu? Ne güzel alışmıştık birbirimize ya. Ay ben zaten hiç gelemiyorum böyle şeylere. Tanıştığıma memnun oldum Emma. Ben de. O zaman bir veda selfiesi çekilelim. Olmayacak bir hayale kaptırdım kendimi. Bak, sonra kuşkular sardı bedenimi. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca yanımda kalsan. Hep yanımda olsan, gitmesen dursan. Öylece baksan bana, söz versen. Sözünden hiç dönmesen ömrün boyunca. Hep beni sevsen ama çok zor, bırakmazlar aşkımızı, yaşatmazlar. Birbirimize kalkan olamazsak eğer. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca. Olmayacak bir hayale kaptırdım kendimi. Sonra kuşkular sardı bedenimi. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca. Yanımda kalsan, hep yanımda olsan. Kendinize çok iyi bakın. Dursan, görüşürüz kaçak gelin. Baksan bana, söz versen. Sözünden hiç dönmesen ömrün boyunca. Hep beni sevsen ama çok zor, bırakmazlar aşkımızı, yaşatmazlar. Birbirimize kalkan olamazsak eğer. Kocaman bir aşkın içinde kayboldum. Bulamam yolumu sen olmayınca. Hiçbir abi yok. Müzik.
Ben de yalanlar hala sıcak. Özgür fazla uzaklaşamaz diyordum içimden. Şebnem, ben düşündüğünüz gibi biri değilim. Beni yanlış tanıyorsun. Asıl sen beni çok yanlış tanıyorsun. Yeni başlayanlar için 10 yumrukta Şebnem Gürsoy tüm seçkin kitapçılarda desem sana. Ağrısız kulak denilir, beni sakın bağırtma desem sana. Çok yalancısın, keşke ölsen. Sen geç kaldın. Almila biraz önce gitti. Nereye gitti? İzmir'e döndü. Herkese Yasemin çayı. Stresi alacak. Bu da seninki. Anlaşıldı. Hüznü dibine kadar yaşamak istiyorsunuz. Hadi ama biraz kendinize gelin. Gören de cenaze çıktı sanacak. Yani sanki kız öldü. Tamam bakın. Kötü bir gün geçirdik, kabul. Ama böyle samandan bir ev gibi bir üfürükte dağılıp gidecek miyiz ya? Siz buraya geldiğinizden beri neler başardınız? Nelere göğüs gerdiniz? Bunun da üstesinden geleceksiniz. İnanın bana. Ama o yanımızdayken zorlukları atlatmak, bir şeylere katlanmak daha kolaydı. Tabii bazen kendisi zorluk çıkarıyordu ama. Ya tabii canım. Yok karma, yok feng shui. Delirtirdi bizi ama. Ama ben yine de çok alışmıştım ya. Böyle evin her tarafı tuhaf tuhaf kokardı. İşte köktür, ottur, baharattır bir şeyler. Sabahları da uyutmazdı beni zaten. İlla o yogasını yapacak. Ay bir de böcek olayı. Bakın kızlar, şimdi söyleyeceklerim size biraz tuhaf gelebilir ama sizinki gibi başlayan bir masal asla kötü bitemez. Masal mı kaldı Müfit abi ya? Masalımız bitti. Hem de prens prensesi öptüğü için değil. Prens sahtekar çıktığı için bitti. Bazı bitişler vardır masallarda. Kurt gelir babaanneyi yutar ama sonra karnı yarılır, kurtarırlar babaanneyi. Yani Alice kupa kraliçesinin eline düşer ama sonra kurtulur. Öyle değil mi? Artık aynı olmayacağım. Almila bizim neşemizdi. Ya en kötü zamanımızda bile olumlu bir şeyler bulurdu mutlaka. Çünkü bizim göremediğimiz pozitif enerji moleküllerini görürdü kendisi. Ama o özgür adisi kalbini kırdıktan sonra ne pozitif kaldı ne de enerji. Gözlerinde hayal kırıklığı vardı sadece. Ya onun gibi bir hayalperestin düşlerini çalarsan elinde başka ne kalır ki? Zalimlik bu ya. Özgür ne yaptın abi? Yetişebildin mi? Yok abi, yetişemedim. Peki abi, eyvallah. Ne yani? Karşınıza çıkacak her adam da böyle hayata küsecek misiniz? Bakın ben aşk acısını da bilirim. Geçmeyeceğini de bilirim. Ama bir şekilde yani hayatın her zaman devam ettiğini de bilirim. Tamam tamam, köpekler bende, sen acele et. Tamam. Yani hayat bir şekilde devam ediyor Şebnem Gürsoy. Aha, yarım kalan dostluklar ne kadar acı Memo, hayat ne kadar acımasız. Nasıl tatlı da bir kızdı ya. Tam arkadaş olmuştuk, sırdaşı olmuştuk, birbirimize can yoldaşı olmuştuk. En çok onu seviyordum biliyor musun? Vallahi en çok onu seviyordum. Tam kanki olmuştum. Ya size sanki abla kardeş ilişkisi daha uygun gibi ama. Bari acıma saygı duy Memo. Bari acıma saygı duy. Ayrılmaz üçlü dağılıyor mu? Hangi kaçak gelin İzmir'e dönüyor? Çok yakın. Ne yapıyorsun sen bakayım orada? Bana bak. Ver bakayım şunu sen. Ya abla. Seni çakma Joffrey seni.
kötü kalplisin Memo. Senin o tahta oyunlarını başına yıkarım, haberin olsun. Ya o kız bizim arkadaşımızdı. Daha arkasından döktüğümüz su kurumadı Memo yani. Ne kadar vicdansız, ne kadar etik sahibi olmayan bir insansın sen ya. Yani sende o kadar dev bir vicdansızlık görüyorum ki, o kadar geniş bir vicdansızlığın var ki adeta içinde at koştur. Ama bak bu kaç oldu ya? Kaç oldu bu ya? Basına çirkin saldırıların sonu gelmiyor ya. Hepinizi şikayet edeceğim. Hepinizi. Müfit Bey merhabalar. Merhaba. Geçen gün aldığımız poğaçalardan tekrar istesek olabilir mi? Tabii olabilir. Yalnız biz sipariş üzerine çalışıyoruz, biliyorsunuz değil mi? Tabii tabii biliyorum. Büyük bir organizasyonumuz var da akşam için 300 tane istesek mümkün mü? 300 tane? Mümkün tabii. Tamam o zaman. Akşam 7 gibi gider alırım ben. Görüşürüz, tamam. Hoşçakalın. Hayat bazen hüzne izin vermez. Vermemesi de gayet iyi, değil mi? Alo Kainat, sana müthiş bir haberim var. Adeta beginner seviyesine bir mükemmellik. Adeta bir junior Şebnem Gülsoy görüyorum ve sen benim ustalık eserim olacaksın. Ay pardon Rüyacığım. Efendim. Siz bana düzenli olarak uydu alıcı satmaya çalışıyorsunuz. Ama benim şöyle bir problemim var ki televizyonum yok. Hayır anlamıyorum, ne yapmaya çalışıyorsunuz ki? Yani kadın hayır deyince belki, belki deyince evet kuralından mı ilerliyorsunuz? Allah Allah. Beni derhal aranmayacaklar listesine yazacaksınız. Yoksa ben sizi öldüreceklerin listesine ekleyeceğim. Bay bay. Rüya? Rüya? Şebnem. Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Maalesef Rüyacığım. Tanışmakla kalmıyoruz. Maalesef sürekli karşılaşıyoruz da. Maalesef. Ya senin bu özgüveninden ne zaman 6-0 atılacak? Sen hala akıllanmadın mı? Hadsizlik dili ve edebiyatı diyorsun. Israrcıyım diyorsun. Yalnız o fakülte yıkarım senin başına. Biraz fazla mı güzeliz acaba? Evet. Kaç yaşındasın bakalım Rüya Hanım? 10. Emin misin? Bence en fazla 8. 7. 7. Biliyordum. Peki sana bir şey sorabilir miyim? Sor. Bu kadar güzel olman diğer kızlara haksızlık değil mi? Aa, ne biçim konuşuyorsun sen be? Öyle mi? Bence öyle. Rüyacığım, bu abi ilk defa söylediği bir şeyde haklı ama genel olarak hiç kale alınacak bir insan değildir. Siz birbirinizden hoşlanıyor musunuz? Aa! Yok artık. Rüyacığım nereden çıkarıyorsun onu? Biz sadece uzaktan tanışıyoruz. Efendim Kainat? Ne? Ne poğaçası kızım ya? Ben ne anlarım poğaça yapmaktan? Farkındaysan bu cümlede bir özne yükleme uyuşmazlığı var. Ya Şebnem biliyorum hiç sana göre işler değil ama yardımına ihtiyacım var, yetiştiremeyeceğim bak ne olursun. Hadi gel eve. Tamam tamam, bak şu paniğini hemen sessize alıyorsun. Biliyorsun ki benim yapamayacağım bir şey yok. Ben sadece hapsizlere tahammül edemiyorum. Tamam hadi öpüyorum kuşum, geliyorum, bay bay. Rüyacığım gidiyoruz. Taştıma memnun oldum.
Ben de küçük hanım. Rüya. Kal istersen, git istersen. Sabaha kadar otur konuş istersen. Ateşle ya. Barut yan yana olmaz ki. Sanki zaman durdu, akmıyor. Zaten ben ne yapsam olmayacakmış gibi geliyor ya. Zaten şu an ne yapsan olmaz. Bak tüm hayatını evrenden gelen işaretler üzerine kuran ve bu işaretler peşinde koşan, bu uğurda her şeyi göze alan birine tüm bunlar yalandı duygusu yaşatırsan onun tüm dengesini bozarsın. Tüm ilişkisini de. Ve bu denge de bir günde yerine oturmaz. Ya abi bak herkes bana kızgın. Ya ama ben böyle bir plan yapmadım ki. Ya o kadar güzel bakıyordu ki ben o adam değilim diyemedim. O adam olmak istedim. Ama bunu yaparken onun bütün güvenini yerle bir ettim. Abi evet de ne yapacağım ben şimdi? Hasan senin yani ve erken yapacağı hiçbir şey yok. Kadın ne isterse biz her zaman onu yaşarız. Ve kadına aşıksa affeden hep o olur. Yani kadına aşıksa her şeyi affeder. Ama asla unutmaz. Yetişmeyecek. Ay kızım ya bir sakin. Allah Allah bir gün öleceksin şu özgüven yetmezliğinden. Ya ne yapayım Şebnem? Akşama kadar 300 poğaça imkansız. Bak canım. Şebnem Gülsoy'un her zaman söylediği gibi. İmkansız halle olur, mucize biraz zaman alır. O yüzden. Hadi bakalım işe koyuluyoruz kızlar. Çok özledim. Yani canım özlem dediğim bir uçak bileti kifayetsizliği. Ama gelirken midye ile boyoz getir mutlaka. Şebnem ben İzmir'e geldim artık. Temelli geldim. Ama midye ile boyozu hemen yollarım. Canım geldikleri gibi giderler sözünün hastasıyız ama gittiğin gibi gelirsin 10 numara bir laftır. O yüzden öpüyorum canım, kendine iyi bak, bye merch keep. Merhabalar. Hoş geldin. Yani akşam her şey için çok teşekkür ederim. Bak bu da senin. Bu ne abi? Poğaçaların parası. Bir yanlışlık olmasın. Bu para çok fazla, alt tarafı poğaça. Ne yazık ki senin yaptıkların için alt tarafı poğaça diyemiyoruz. Şebnem görüyor musun? Yavaş yavaş para biriktirmeye başladık. Köpek gezdirmeye, çocuk bakıcılığı. Başladık. Başladın desek daha doğru olur. Ben yine etkisiz elemanım. Aa, daha neler. Sen olmasan ben ne yapardım ya? Bugün bana o kadar yardım ettin. Rüyaya sen baktın. Yok yok. Vallahi ben hiçbir işe yaramıyorum. Ben resmen Türkçe dublajcı kuru gürültü Şebnem Gürsoy. Allah'ım yani maşallah dediğim 3 gün yaşamıyor. Bastığım yerde ot bitmiyor. Bir bar taburesi üstünde Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştayım kainat. Ama karşıya geçecek param yok. Böyle ayakta bunalım olarak takılıyorum. Almira da gitti zaten. Her şey yoluna girecek. Ben gidiyorum. Çünkü Sena Sultan beni her an ölüm listesine ekleyebilir. Tamam. Öpünüzü öpüyorum. Hadi görüşürüz. Allah. Ya Üfit abi şu yerlere bir şey yap Allah aşkına. Kayıyor ya. Merhaba.
Aksine sevindim. Yok, biten bir şey yok. Nasıl yani? Kısa süreli bir ateşkes diyelim. Emin olmak istediğim bazı şeyler var. Yakında anlarsın. Ya sen saçını mı kestirdin? Evet, fark ettim. Nasıl olmuş? Vallahi kesimine bayıldım. Zevkli kadınsın zaten. Bir oda istiyorum. Tabii Almila Hanım. Yalnız öncelikle otelimizin özellikleri ve konaklama kuralları hakkında. Biliyorum. Doğayla iç içe, tamamen ruh dinginliği için tasarlanmış. Ayrıca içinde cep telefonu dahil hiçbir elektronik cihazın bulunmadığı konseptli otelsiniz. Evet efendim. Giriş yapıldıktan sonra dış dünyayla her türlü iletişiminiz kesilir. Biliyorum. Buyurun. Hayrola, ne bu halin Şebnem Gürsoy? Yoksa Selim telefonlarına mı cevap vermiyor? Adem, yapma böyle. Bak beni de bunalıma soktun. İyi de ne yapayım Tezoş ya? Yaşam sevincim bana kadardı zaten. Onu da dibini sıyırıyorum şu anda. İyi de canım, Alman'ın gitmesine hepimiz üzüldük. Ama ona git diyen olmadı ki. Onun kararı. Ama biz ayrılmaz, muhteşem bir üçlüydük. İzmir çıkışlı, boyoz, yumurta, çay gibiydik. Daha bir ay geçmeden iki kişi kaldık. Yakında ben de pes ederim zaten. Sen pes edeceksin. Senin yapamayacağın, başaramayacağın iş yok Şebnem Gürsoy. Gerçi ikinci gün o işe gitmezsin, o ayrı. Sana burnunun dikine gitme diyeceğim ama senin oradan döndüğün yok zaten. Yoksa gönüllerin şampiyonusun Şebnem Gürsoy. Evet ya, bu nedir canım? Allah Allah. Şebnem ayakları üstünde duracak, o Almira geri gelecek, o kainatta başarı silsilelerine devam edecek. Benim adım Şebnem Gürsoy. Ben bu oyunu bozarım. Bozarsın Tatar Şebnem. Ama şimdi sakin olun. Önce siz Almila'yı ikna edin, gerisini bana bırakın. Nasıl? Şöyle gel. Alo. Serdar Bey, iyi akşamlar. Sizi bu saate rahatsız ediyorum. Ne olur kusura bakmayın. Sizden bir ricam olacaktı. Ne demek Emir, lütfen. Sadece bir rica. Sizin yoga merkeziniz için bir hoca önerecektim. Evet, kendisine bizzat kefilim. Tabii siz de uygun görürsünüz. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Adı Almila Peker, şu anda İzmir'de. Ama çok yakında İstanbul'a dönecek. Artık ayrıntıları yüz yüze konuşursunuz. Çok teşekkür ederim, iyi akşamlar. Ya! Dur, sen harika bir kadınsın ya. Ben bunu hemen Almila'ya söyleyeceğim, dur. Ay, telefonum nerede be? Ay dur, heyecanlandım. Gerçekten şu telefon operatörlerinin hassizliğine bir çözüm bulunmalı, gerçekten. Ne oldu? Hayır yani, koskoca Şebnem Gürsoy telefon açtığı zaman aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor, sesini duymamalı canım. Hayret bir şey, devlet buna bir çözüm bulsun ya. Ama ben ne yaparım? Almila'nın evini ararım. Ah, iyi akşamlar. Orası Almila'nın malikanesi mi acaba? Şey, ben Şebnem. Almila'nın İstanbul'dan arkadaşı. Hani şu kaçak gelinlerden en tatlı olanı. Almila'yı alabilir miyim? Altı ay mı? Ha, anlıyorum. Tamam, iyi akşamlar. Ne olmuş Şebnem? Teyzoş. Almila kendini yogaya vermiş. İnzivaya çekilmiş. Dış dünyayla bütün ilişkisini kesmiş. Annesi diyor ki en son böyle olduğunda 6 ay sürmüştü. 6 ay. Thank you.
hangi rolde? Ben kendi rüyamda aynı filmde. Kendime gelmem lazım. Her şeyi silmeye geldim. Kendine gel. Kafanı boşalt. Kafanı boşalt. Arınmaya geldim. Arınmaya geldim. Ay. Şey yap. Kaşın. Kaşındırdı oğlum. Kainat, merhaba. Ya kusura bakma, bu saatte rahatsız ediyorum ama Aymire'ye ulaşamıyorum da telefonu kapalı sanırım. Yok, telefonu açık. Şöyle bir ihtimal aklına geliyor mu? Acaba beni engelledi mi? Ha, sende ev telefonu var mı peki? Maalesef. Tamam, iyi geceler o zaman. Sana da. Peki. Hayırdır, yazıkların efendisi. Kainat'ı soracaksan eğer, Kalbim Ege'de kaldı şarkısı onun için tarih oldu. Biz onu repertuardan çıkarttık yani. Şebnem, konuşmamız lazım. Çok önemli. Canım, ben sana anlatamıyorum galiba. Bak, ben kızlar sana güvendiği için güvendim. Tamamen sürü psikolojisi yani. O yüzden bekleme yapma istersen. Ya bu sefer pişman olmayacaksın ama. Ya. Bir şekilde ulaşacağım artık Aymine'ye. Vallahi abi, ister dumanla haberleş, ister nehre şişe sal, istersen dürt internetten. Ama bir şekilde ulaş şu kıza. Ama bu panik halde değil. Yani kafanı topla önce. Kainatı da ikna etmeye çalışırım ama yani Şebnem'i herhangi bir canlıdan ikna edebileceğine inanmıyorum o yüzden. Haklısın. Orada alet mükemmel. Benim eskisinden iyi. Öyle vallahi Özgür, taş gibi makine. 52 beygir, gazla ince gidiyor. Frene bası yazımbı gibi duruyor. Al ruhsat, hayırlı olsun. Ya şey yapalım, motor birkaç gün burada kalsın, bir arkadaşım gelip alacak, tamam? Nasıl istersen Özgür, makine senin artık, istediğin zaman al. Nasıl ya, binmeyecek misin? Ya şimdi kazadan sonra tırstım biraz da. Oo, sen her kazadan sonra böyle tırsarsan, Almili işi yaş abi. Çok ağır konuşuyorsun. Ama doğru konuşuyorsun. Acaba sen de beni benim seni özlediğim kadar özlüyor musun hala? Ay, ay ne oluyor ya? Sadece doğayı hisset. Evrenin sonsuz enerjisi aksın üzerinden. Sadece sen ve doğa.
gelsin. Teşekkür ederim, yine bekleriz. Merhaba. Aa, ya sen hem köpekleri gezdirip hem de poğaçaları mı yaptın? Ama rahatlıkla 10 kaplan gücündesin gerçekten, bravo. Ah, işe yaradığını bilmek, bu hissi özlemişim. Bir de kimseye yük olmamak var, onu henüz beceremedim Müfit abi. Bak onu da becereceksin. Şu yük olma konusu var ya, öyle düşünmeni istemiyorum çünkü kimseye yük değilsin, tamam mı? Ben şunları bir aşağı götüreyim. Tamam. Buyurun, ne istiyorsunuz? Derdim sorun çıkartmak değil. Sadece seninle konuşmaya geldim. Nermin. Kainat. Hayrola Şebnem Gürsoy, pek bir neşelisin. Almina'nın üzüntüsü kısa sürdü galiba. Niye döndün ve niye bu panik? Ayıpsın Sena Sultan. Ayıpsın teyzelerin en Catherine Zeta-Jones'u. Sana gelmediğim gün... Aslında çok da önemli bir gün değildir. Fazla coşmamak lazım. Neydi o şu konuştuğun çocuğun adı? Ege. Ne oluyor? Pek de fırça atar gibi bir halin yoktu çocuğa. İnsan merak ediyor. İşte hayat sürprizlerle dolu. Ya. Ya. Sizi dinliyorum. Seninle çok nahoş zamanlarda karşılaştık değil mi? Ama inan o anlarda ben de en az senin kadar kendimi aşağılanmış ve kandırılmış hissettim. Kainat, sana bakınca çok duru bir güzellik görüyorum. Ve bundan korkuyorum. Seninle rekabete girecek kadar aptal değil. Ama inan, söz konusu Ege ise zaten hiç kimseyle rekabete girmem. Nermin Hanım. Lafı fazla uzatmayacağım. Sadece tek bir soru soracağım sana. Ege ile bir ilişkin var mı? Madem bu kadar açık konuşuyorsunuz, ben de sizinle açık konuşacağım. Ben İstanbul'a Ege için geldim. Hem de nikahımdan kaçıp geldim. Hep uzaktan sevdim onu ben. Hiç tanımadan, yaklaşmaya cesaret edemeden. Buraya geldim ve onu tanıdım. Seviyor musun diye sorarsanız, inanın ben de bilmiyorum. Ama ilişkiniz var mı derseniz, böyle bir ihtimal dahi söz konusu değil. Seninle bunları konuşabildiğim için çok mutluyum. Teşekkür ederim. Ey zor. Ev sahibi olmama ve babama özür dileriz, haklıymışsın Şebnem. Biz seni hafife almışız dedirtme yolunda ilerlememe. Emin adımlarla, hatta seke seke Hülya Koçyiğit gibi koşarak ilerliyorum. Ya sadece 48 gün kaldı, 48. Adeta istikrarla lanetlenmişim. Evet Şebnem Gürsoy, istikrarlı bir şekilde susmuyorsun canım. Teyzoş, laf sokma konusunda sen de duayensin maşallah. Efendim? Tabii tabii, müsaitim. Kaçta? Ha, hazırım, çıkarım. Okey. Tamam, görüşürüz. Hadi bay bay. Kimdi o arayan? Nereye gidiyorsun? Şimdilik sır. Sevgiler sana, saygılar güruhu, öpücüklerden bir demet. Milyonlarca öpücük. Görüşürüz seni aslında. Zafet geçersiz bir işlem yürüttü, birazdan kapanacak. Zafet abla! Zafet abla! Siparişlerin hazır. Veda serpimize bakıyorum ben o. Kızların da benim de canım çok sıkkın. Bana bak, Almile'yi geri döndürmenin bir yolunu bul. Benden sana açık çek.
İyi Zafet abla. Sen ne zamandan beri kaçak gelinler sempatizan oldun? Farkındayım, insanlar beni sevmiyor. Aman canım, ben de zaten çok meraklı değilim onlara. Ama Almila farklıydı. Bana hep çok yakın davrandı. Bu dediğimi bir düşün. Eğer becerebilirsen sınıf atlatırım sana. Sözüm söz. Gözüm üzerinde. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Kainat, biraz konuşalım mı? Konuşalım. Kainat özgür içi değil. Fena halde pişman. Vallahi kusura bakmasın. Onu tek ayak üstünde 40 yılını atarken düşünecekti. Şunun haline baksana. Şu tabloya bak. Ben bu tablomda aşk acısının zararlarını tartıştım Kainat. Ne? Belki buradan mutlu bir dere akıyordur. Aa, burada da afacan bir bulut var. Hı-hı, biraz titanyum beyazı. Hı-hı. İşte tamam. Aa, burada da bize yardım etmek isteyen Almile'yi ikna edecek küçük bir kainat varmış. Bir de böyle şey, kabarık saç, top sakal falan hayaletleri. Gel bakalım ressam Bob. Senin şu ricanı düşünelim. Bana çok kızgın. Ne yapacağım ben? Vallahi Özgür. Selam. Aa, Turbatın, sen nerede sızdın bir aramıza? Daha gidiyorsun. Şebnem, Özgür bir şans daha istiyormuş. Ne münasebetmiş? Çocuklar, size dünyanın en kısa fıkrasını anlatayım mı? Anlat. Şebnem affetmiş. Ama Şebnem. Ne ama? Sen hala buradasın. Şebnem, ben Almile'yi seviyorum, tamam mı? O yüzden bana yardım etmek zorundasınız. Lütfen arkadaşlar. Ediyorum ama cep telefonumu alabilir miyim? Efendim, konaklama kurallarımızı biliyorsunuz. Bunu daha en başında konuşmuştuk. Evet, biliyorum. Yani biliyorum da olmuyor. Ya bu sefer olmuyor. Çok denedim, olmuyor. Ben kendime dönemiyorum. O yüzden telefonumu almalıyım. Lütfen bir yere telefon etmeliyim ben. Anlıyorum efendim. İsterseniz bir de hidroterapi deneyelim. Mayıs papatyası, civan perçemi, kuru nane ve at kuyruğundan oluşan organik bir külle vanilya köpükleri içerisinde kendinize dönmeye çalışın. Bildiğiniz gibi dış etkileri hemen teslim olmamak ana ilkemiz. Peki. Yani bir de onu deneyelim. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Ne içersin, ne söyleyeyim? Hiçbir şey. Oturmayalım bence. Sana küçük bir sürprizim var. Bu ne şimdi? Küçük bir hediye diyelim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Onunla konuştum ve ikna oldum. Kimle? Kainat'la. Tercihini yapmış. Peki sen? Ben tercihimi çoktan yaptım zaten. Hmm.
Arda Bey. Çok merak ediyorum da sizi buraya kadar yoran şey nedir acaba? Şebnem, bunun bir açıklaması var mı? Vallahi ondan önce daha büyük bir sorunsalımız var. Hatta tuğla kadar bir sorumuz var. Neymiş o? Sen bana bunu hangi hakla ve sıfatla soruyorsun? Şebnem, bir tanem. Yalnız bir tanemlik bir durum yok ortada. Hayatım. Hayatım da demezsek. Şebnem, ben çok düşündüm. İnan bana, hata yaptım. Sonradan yanına gelmeye de cesaret edemedim. Gel, yeni bir sayfa açalım. Yeni bir sayfa. Ben sana şöyle bir özet geçeyim. İlişkimizin başlarında sen bana dedin ki yalnız ben öyle uzun ilişkilere gelemem dedin. Seni terk ettim, pişman oldun, yeni bir sayfa açtık. Sonra ilerleyen günlerinde her şey güzel giderken ay yalnız ben yapamıyorum dedin, ayrıldık. Sonra ben sana hamileyim dedim, yeni bir sayfa açtık. Şimdi hangi sayfa? Şimdi ne diyorsun? Bizim defter kaç ortalı ya? Selim değil mi? O yüzden bana böyle soğuk davranıyorsun. Ya ben bunun hesabını soracağım ondan. Ya. Ardacığım. Aslında ben de seni çok üzüldüm. Ama bırak da şu kadarcık intikam alma hakkım olsun değil mi? Ya ama Şebnem bu fotoğraf ne? Yalnız o fotoğrafın hesabını arkadaşına soracaksın. Merak etme. Soracağım zaten. Ne zaman sorarsın? Yani bunun hesabını derhal sormalısın o Selim'den. Nasıl buldun? Beğendin mi? Ne diyorsun? Ne diyeyim? Diyecek bir şey mi var? Her zaman istediğim arabaydı. Sen de biliyordun zaten. Ben seninle ilgili her şeyi biliyorum. Ya çok teşekkür ederim gerçekten. Sen gerçekten beğendiğine emin misin? Yani ne bileyim böyle sevinçten havalara uçarsın falan zannediyordum. Ya yanlış anlama. Sadece bu çok pahalı bir alet. İnsan bir yerini çizerim diye korkuyor. Biraz tedirgin oldum herhalde. Buna hiç gerek olmadığını biliyorsun. Çünkü benim için senden daha kıymetli hiçbir şey yok. Aa, şuradaki butikte bir durur musun? Bir şeyler sipariş etmiştim. Herhalde hazırlamışlardır. Kainat, bak dinle ben. Alo. Oo, kaçak damat. Yenilendim geldim diyorsun ha? Hoş geldin. Hiç hoş gelmedim Selim. Hayırdır? Abi bu ne? Neye benziyor? Bunu bana nasıl yaparsın ya? Anlaşıldı. Sen konuşmaya değil hesap sormaya gelmişsin. Bak Arda, kafanda ne var? Ne sonuca vardın bilmiyorum. İnan merak da etmiyorum. Yine de konuşmak istersen dinlerim. Ha yok. Ben illa hesap soracağım diyorsan yolu biliyorsun. Ya aslında size çok güzel bir haberim vardı ama Aymel'e gidince taca çıktı. Neymiş? Ya günlük burç yorumları yazacak biri aranıyordu. Ya aklıma Aymel'e geldi söyledim. Bir deneyelim dediler. Ya bu hala çok güzel bir haber. Hem tam onun kalemine göre. Belki bulduğunca İstanbul'a geri döner. Ya can çok sağ ol. Şebnem, akşama buluşuyoruz değil mi? Bir aksilik yok. Tamam. Evet.
Efendim Selim? Şebnem, konuşmamız lazım. Ha, şu an çok meşgulüm. Önemli ama. İyi tamam, ben kapattıktan sonra detayları anlatırsın. Şebnem. Ah Şebnem. Ben de o telefonu sana bütün gün elinde tutturup hadi ara Selim dedirtmezsem. O günler de gelecek. Ne? Deli misin be? Kimseye söylemedim tabii. Neredesin sen? Yakınlarda mısın? Ben seni görüyorum desem. Ay tut be tut. Aman Allah. Dikkat et. Ne yaptın? Alemin gizli kraliçesi. Sen tut bir tane kızcağızın database'ine ulaş ama. Almiracığım, nerede senin bu database'in? Acaba bu kız sahiden dijital ortam yerine enerji yoluyla mı haberleşiyor? Yani ne bileyim, cep telefonu, bilgisayarı falan yok. Evrene mesaj yolluyor. Hadi İzafet, delirme gece gece. Ah. Efendim Can. Evdeyim Müfit abi de. Dinleniyorum. Nasılsın? Ben. Ben iyi değilim ya. Yani çok yorgunum. Bir de canım da sıkkın biraz. Şimdiden çok özledim Almile'yi. Evet, yalnızım. Şimdi mi? Yok, gelemem. Gerçekten çok yorgunum. Ama başka zaman, olur mu? Tamam, görüşürüz. Ben geldim. Tanacığım, ne haber, nasılsın? Sağ ol Müfit abi. Sen nasılsın? İyiyim. Yani iyiyim ama sen pek iyi görünmüyorsun. Biraz üzgün görünüyorsun. Söyle bakayım güzelim. Neyin var senin? Ya bugün çok yoruldum sanırım. Ayaklarım da ağrıyor. Ondandır. Yoruldun demek ha? Ne demişler? Emeksiz yemek olmaz. Hem kendini bu duruma alıştırsan iyi edersin ya. Bak, sana harika bir haberim var. Haftaya bayram için, yani bizim kafeye deli gibi sipariş yağıyor biliyor musun? Senin poğaçalar için. Ne güzel. Sevindim. Allah Allah. Ya bir sürü para kazanacaksın. Sevinmedin mi? Ya sevindim diyorsun ama. Yok. Bir şeyin var senin. Üzüntülüsün. Ne oldu? Ben anlarım. Söyle bakayım. Bir şey olmadı. Olmadı da. Hani bayram yaklaşıyor ya şimdi. İlk defa ailemden uzağım. Ne tuhaf ya. Eskiden böyle annem babam izin verse de 2-3 gün arkadaşlarımla bir yerlere gitsek, gezsek, eğlensek derdim. Şimdi yalnızım. Arkadaşlarımlayım. Yani Almila yok tabii ama yine de mutlu değilim. Keşke ailemin yanında olsam. Bayramı beraber geçirsek. Beraber yemek yesek. Annemin babamın elini öpsem. Güneşli televizyon izlesem. Tuhaf işte.
sensiz olmayı bilir, ne de ben sensiz kalmayı. Neden bir dert biter diğeri gelir, ateştir bu iyi bilir yakmayı. Kuşları anladım da senin kanatların yok, nasıl uçtun da gittin. Aymile, şu an neredesin bilmiyorum. Nasılsın bilmiyorum. Bu mesaj sana ulaşır mı, ulaşmaz mı onu bile bilmiyorum. Bildiğim tek şey, özledim seni. Çok özledim. Susmuşum, bak bana mahvolmuşum. Senden kendimi almayı unutmuşum. Bul beni, kaybolmuşum. Gecem günüme karışmış bir hoşum. Sanma ki sarhoşum. Ne var ne yoksa yıkıldı içimde bomboşum. Ben sana bakmayı uyutsun gece beni. Sevmesem de sensiz hayaller kurmayı. Dikenleri anladım da senin çiçeklerin vardı, nasıl soldun da gittin. Fırtınam oldun, yıkıldım ben. Söyle seni böyle mi kaybettim? Bul beni, kaybolmuşum. İzim silinmiş, dilim suskun. Susmuşum, bak bana mahvolmuşum. Senden kendimi almayı unutmuşum. Bul beni, kaybolmuşum. Gecem günüme karışmış. Sanma ki sarhoşum. Ne var ne yoksa yıkıldı içimde bomboşum. Bul beni, kaybolmuşum. İzim silinmiş, dilim suskun. Susmuşum, bak bana mahvolmuşum. Senden kendimi almayı unutmuşum. Bul beni, kaybolmuşum. Gecem günüme karışmış bir hoşum. Sanma ki sarhoşum. Ne var ne yoksa yıkıldı İçimde bomboşum. Bul beni, kaybolmuşum. Sensiz ben bomboşum. Bak bana mahvolmuşum. Sensiz ben bomboşum. Kusura bakma abi, yine ben. Yok, olur mu öyle şey abi? Estağfurullah. Açmayla simit aldım. Hellim peyniri aldım. Şöyle güzel kızartırız. Ha? Enfes bir kahvaltı yaparız. Yetmiş, sağ ol. Ben bir çay koyayım o zaman. Thank you.
Özgür dur abi, bekle ya. Bekleyeceğim kadar bekledim. Artık bir şey yapmam lazım. Ya Özgür, biraz mantıklı düşün abi. Buradan İzmir az yol değil. Daha tam iyileşmedin bile. Tamam, kısa mesafe, Korkunca'nın hesabı bindik de yani. Hem ne dedi doktor? Kesinlikle dinlenecek demedim abi. Doktor ne dedi? Berelenmeler dışında da bir sorunun kalmadı dedi. Ya abi, daha kaza yapalı kaç gün oldu ya? Dün bir, bugün iki. Saçmalama abi, otur oturdun yerde. Anlamıyor musun Can? Oturamıyorum, uyuyamıyorum, düşünemiyorum. Aklımda sadece o var. Ya gidip ne yapacaksın ki? Ha? Ya planın nedir yani? Daha kızın nerede olduğunu bilmiyorsun abi. Bilmiyorum abi. Gidip İzmir'i arayacağım. Gerekirse önüme gelen herkese sorarım. Bilmiyorum işte ya. Gidip konuşmam lazım. Abi iyi de taşra kasabası değil ki bu. Koskoca İzmir ya. Ya hem dinleseydi seni burada da dinlerdi. Dinledi mi? Ha? Dinlemedi. Şimdi serseri gibi bir de İzmir'e kadar gideceksin. Öyle kızın yakasına yapışacaksın. Oradan geri kovarsan olacak. İşte o zaman hiç şansın kalmaz abi. İyi abi, böyle de yaşayamıyorum ki. Sanki yaşlandım dünden bugüne. Üf, yüreğim daralıyor, artık nefes alamıyorum. Bilirim o hissi abi. Aşk bu. Perişan ediyordum. Ama biraz rahat bırak kız abi ya. Birkaç gün izin ver. Öyle manyak gibi arama. Ya kafasını toplasın biraz. Öfkesi geçsin her şeyden. Öyle mi dersin? Kalk hadi. Hadi abi, hadi. Merhaba. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Kainat, müsaitsen bir konuşabilir miyiz? Müsait değilim. Hatta hemen çıkmam gerekiyor. Bari sen yapma. Kötü durumdayım ya. Yardımınıza ihtiyacım var. Yok, bir şey yaptım yok. Gerçekten çıkmam gerekiyor. Hayırdır? Eve geçeceğim de. Ya aslında çoktan orada olmam lazım da buradaki işleri bitiremedim bir türlü. Bayram için bir sürü poğaça siparişi var da. İşler yolunda desene. Öyle diyebiliriz. Aslında sadece poğaça da değil yani, kek, tatlı, bir sürü şey. O yüzden kusura bakma. Kainat. Ya tamam, bana güvenmiyorsun. Haklısın da. Ama benim gerçekten sana ihtiyacım var. Daha doğrusu Almile'ye. Çünkü ben onu görmeden, sesini duymadan yaşayamıyorum. Keşke bunu daha önceden düşünseydin. Ha, doğru söylüyorsun. Ben de her gün kendime bunu söylüyorum ama olan oldu. Geçmişi değiştiremem ki. Fakat gelecek için hala umudum var. Bu berbat durumda bile var. O yüzden senden tek bir şey isteyeceğim. Bana Aymila'nın nerede olduğunu söyle. Ya nasıl anlatayım? Hani idam mahkumlarının bile son isteğini sorarlar ya. Bu da öyle bir şey. O yüzden bak, senden son kez bir şey istiyorum. Bana Aymila'ya ulaşmanın yolunu söyle. Lütfen. Ya vallahi haline bakmadan motora atlayacağım, İzmir'e gideceğim, Almile'yi alacağım falan diyorum. Zor tutuyorum. İyileşmedin daha. Hem senin dinlenmen lazım, doktor öyle söyledi. Ben de aynı şeyi söyledim de dinleyen kim? Yok, siz beni anlamıyorsunuz. Kolum bacağım falan umurumda değil benim. Ben artık nefes bile alamıyorum. Kainat lütfen anla artık. Anlıyorum. Tamam, sakin ol. Almile şu an annesinin yanında. Zaten istesen de ulaşamazsın. Biraz rahatlamaya ihtiyacı var zaten. Olacağı varsa olur. Sevmeyi öğrendiğin gibi yaptıklarının bedelini ödemeyi de öğrenirsin, değil mi? Sabır, olacağı varsa zaten kimse önüne geçemez. Benim işlerimi halledip çıkmam gerekiyor, tamam mı? Kıyamet. Yani bugün herhalde kıyamet günü Memo'cum. Gözümüzün önünde bu kadar olay olup bitiyor. İkimizin de neler olup bittiğine dair bir enformasyonu yok. Helal yani. Tebrik ediyorum pes. Bir şeyler dönüyor. Ben kokusunu alırım yani, kaçmaz benden. Bana bak. Senin o suratındaki ifade ne öyle?
Sen kesin bir şey biliyorsun. Söyle. Ya abla bak tam olarak ne oluyor bilmiyorum ama... Ya Şebnem Hanım aradı. Akşama fazla mesai yapacaksın haberin olsun dedi. Ay biliyordum. Bir şeyler döndüğünü biliyordum Memo. Neden fazla mesai yapacak mısın akşam? Ya bir bıraksana kızıl tehlike ya. Bilmiyorum o kadarını. Alo, ex darlinglerin en hızlı geri döneniyle mi görüşüyorum acaba? Dönmeme gerçekten sevinmişsin Şebnem. Ah, dönmene sadece sevinmedim. Aynı zamanda gönlümün en nadide bölgesine hızlı bir giriş yaptın. Bir şey söyleyeceğim. Gidişinle dönüşün arasındaki uçurumu açıklayabilmem için coğrafya bilgim yetersiz kalır. Eğer bu söylediklerin gerçekse... Gerçek. Gerçek hiç bu kadar kifayetsiz olmamıştı Arda. Bunu sözcük olmaktan çıkarıp hayatın ta kendisine dönüştürelim diyorum. Hı? Nasıl olacak? Keşke hiç yapacak gibi gelecek zamana dair kuşku dolu soru eklerini kullanıp şuursuzlukta mümkün mertebeye ulaşmasan diyorum Ardacığım. Her şey senin dönüşün ne oldu zaten? Bunu baş başa, göz göze, diz dize konuşmak için akşam 9'da Sena Sultan'ın evinde ol. İstersen hemen de gelebilirim. Ay, özleminin anlamını anlayabilmem için lütfen bana biraz zaman tanı. Tanı ki daha önce hiç bilmediğim bu duyguyla olgunlaşabileyim. Tamam? Akşam saat 9'da Sena Sultan'ın evinde ol. Hadi bay bay. Bir dalda iki kuş. Selam. Cancığım hayırdır? Sen iyi bir çocuktun. Ne işin var senin bu çakma pazarmalıyla? Yapma Şebnem. Çocuğun canı sıkkın zaten görmüyor musun? Görüyorum. Hatta ben bundan sadistçe bir zevk alıyorum. Şebnem lütfen. Ne lütfen? Ne lütfen? Şş, bana bakın. Patlak lastik ve krikosu. Fazla zamanım yok. Siz el ele veriyorsunuz. Akşam saat 9'da benim evde oluyorsunuz. Okey? Oluyoruz. 9'da. O niye ya? Canım gereksiz sorularınızla beni yormuyorsunuz. Hatta saat 9'u 2 dakika bile geçirmiyorsunuz. Yalancı Pinokyo ve arkadaşı. Tamam mı? Vallahi canı bilemem ama ben gelemem. İzmir'e gidip Aymur'a gideceğim. Ya bu itiraz operatör tripleriyle kişilik göstermeye kalkacağını teslim olmanın dayanılmaz hafifliğini yaşasan diyorum sahte prens. Canım az buçuk geleceğini düşünüyorsam 9'da orada olursun. Okey? Hadi çav. Akşam saat tam 9'da Sena Sultan'ın evinde ol, pişman olma. Geleceğim ama lüzumsuz özgüveninin kurduğu gereksiz emir cümlesi için değil, hesap sormak için. Ateşle barut yan yana olmaz ki. Gel istersen, sev istersen, her şey olur eğer gerçekten istersen. Ateşle barut yan yana olmaz ki. Olmaz. Kesinlikle olmaz. Bir abicim, lütfen, lütfen. Ya hadi ya, inatçı keçilik yapma ama. Ya Şebnem sen çıldırdın mı ya? Delirdin herhalde. Israr etme, olmaz diyorum, olmaz. Bir abi, bu ön yargı, bu fikri sabitlik, bu vizyon darlığı senin gibi abilerin en moderne hiç yakışmıyor. Hem asla o kadar uç bir kelime ki bunun bir adım sonrası mutlakadır. Küçük hanım, bana bak. Bu retorikler bana sökmez, tamam mı? Ben bir şey için olmaz diyorsam o olmaz anlamına gelir. Başka bir anlamı da yoktur. Tabim,
o kadar tutkulu olmaz diyorsun ki. Gerçekten şu an sana hiç inanasım gelmiyor. Bak Şebnem, beni rahat bırak, tamam mı? Benim işim gücüm var. İşin gücün mü var? İşin gücün şu dışarıdaki iki içi geçmiş kadın mı? Hayır. Zaten iki saattir bir falı deşifre edemedi bunlar. O falda görmek istedikleri şey koca. Onun için saatler değil, günler gerekiyor maalesef. Tamam, şu an işim gücüm yok. Ama bu sonradan işim gücümün olmadığı anlamına gelmez, anladın mı? Aa, bir dakika. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bak, bizi tekrardan bir araya getirmeye çalışıyorsan boşuna zahmet etme. Olmaz çünkü. Ben mi bir araya getirmeye çalışıyorum? Ben, ya sizi ben değil, Birleşmiş Milletler toplansa yine de bir araya getiremez. Unut onu Müftü abicim. Bak, benim öyle bir niyetim yok. Gerçekten. Gardırobumun üzerine yemin ederim ki yok. Tamam, inan. Ama kesinlikle olmaz. Bak, yani kıyamet kopsa bu iş olmaz. Müfit abi. Hayır, olmaz. Hayır dedim. Hayır, asla olmaz. Asla. Ya bana sormadan nasıl böyle bir karar verirsin? Ya Sena Sultan, lütfen, niye olmuyor ya? Ne kötülük var bunda, lütfen. Niye mi? Çünkü emrivakilerden hoşlanmam. Sena Sultan. Birazdan Sena Sultan evinde oluyorsun, tamam mı? İtiraz istemiyorum. Ya Şebnem, ama bunu konuşmuştuk bak. Ben kovulduğum eve geri dönmem. Kainatı dinliyorum, gözlerim sinirden patlaçı. Hadi bağırma beni, ikiletme. Hemen buraya geliyorsun. Hadi canım, itirazını da sessiz alıyorsun. Hadi bakalım. Ay, dur. Benim kapatmam lazım, tamam? Hadi bay bay. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk. Gel. Merhaba Arda. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk Sena Hanım. Siz keyfinize bakın. Efendim Sena. Merhaba Müfit. Geliyorsunuz değil mi kainatla, konuştuğumuz gibi? Ay, çok önemli benim için. Mutlaka bekliyorum. Gelmemezlik yapmayın. Tabii şey, ama bir kainatla konuşmadan bir şey söyleyemiyorum, tamam mı? Tamam, ama mutlaka bekliyorum. Mutlaka. Tamam. Görüşürüz. Artık o ana kuzusu Arda yok Şebnem. O yüzden böyle her dakika durum bildirmeye de gerek yok. Arda'cığım, sendeki bu değişim lens mi? Hayır, görüntü tamam da seni başkası seslendiriyor gibi. Değişimi de geçtim, evrime kafa atmışsın resmen. Maşallah. Kainatçığım, bak yarım saat görünsek kâfi. Müfit abi, ben gelmesem. Bak canım, ben de gitmek istemiyorum ama Sena iki kez aradı ve davet etti. Yani şimdi gitmezsek çok ayıp olur. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Uzun zamandır bu kadar zarif bir kadın görmemiştim. Uzun bir zamanda görebileceğimi hiç sanmıyorum. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Rica ederim. Buyurun. Teşekkürler. Buyurun.
İzafet, davetli değilsin ki. Hatırlatmasam olmaz anne. Dur bakalım. Belli olmaz. Kapıdan çevirecek halleri yok ya. Alırlar elbet içeri. İyi akşamlar, hoş geldin. İyi akşamlar, hoş bulduk. Arda? Selim? Ah, pardon. Efendim Ege'ciğim? Sana. Süper. Ya bu gecenin en şanslı erkeği ben olacağım. Bak İzmir'in kızları gerçekten çok güzel olur ama sen ortalamayı bir hayli yükseltiyorsun. Teşekkür ederim Müfit abicim. Buyurun. Hale bak, her yer pembe pembe. Ne bileyim abi, Şebnem davet etti. Yani emretti daha doğrusu. Vardır bir bildiği. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Neyse, siz keyfinize bakın. Şurada cips, meyve suyu bir şeyler var. Yersin. Çok keyif bıraktın. Nasıl, keyfiniz yerinde mi? Hoş geldin Müfit. Hoş bulduk. Kainat, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Üfleyeceksin ama bize söyleme. Tamam. Hediyeler. Ya şimdi. Bu benimki. Bu da benimki. Umarım beğenirsin. Teşekkür ederim. Seni aldım. Teşekkür ederim. Rica ederim. Thank you.
gerektiyse bir şey açıklamak istiyorum. Bu gecenin kurucusu ve mimarı arkadaşımızı aramıza davet etmek istiyorum. Ege? O olmasaydı asla başaramazdık. Yani tabii teyze hoşumun da etkisi var. Böyle planladık işte. Biliyorum bana hala kızgınsın. Ama bunu da ıskalamak istemedim. İyi ki doğdun kainat. Şebnem'le senin için bir sürpriz hazırladık. Umarım beğenirsin. Gerçi bulmak kolay olmadı ama. İşte sana sürprizimiz. Sensiz olmaz şu dünyada, sensiz olmaz.